iletişimini kurması acaba gerekiyor. Acaba bu ziyaret, işte arama, telefonla arayacağım, ziyaret edeceğim gibi söylemlerde bunun altını doldurmak ya da oradaki bağlantı kaybının önüne geçmek için mi yapılıyor? Hani istişare çok önemli ve mevcut durumda zaten aldığı oy oranına baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi bir de yöneteceği bir bütçe var. Acaba o istişare kültürü mü biraz daha genişleyecek, yayılacak? Ben öyle zannetmiyorum. Ben Ekrem Bey'in o çağrısının AK Parti seçmenine yönelik olduğunu düşünüyorum. Sadece Sayın Erdoğan'a ya da AK Parti'nin kendisine değil, doğrudan AK Parti seçmenine konuşuyor Sayın İmamoğlu. Hep öyle bir siyasi dil kullandı. Yani kendisinin mahallesinden olmayan ama ortak değerlerini paylaştığı bir seçmen grubuna yönelik hep o dili kullandı. Yani demek istiyor ki benim anladığım, ben sizin de başkanınız olacağım. Burada bir engel varsa eğer ya da yaşatılacaksa bana sadece hani Cumhurbaşkanlığı makamından gelebilir demek istiyor. Çünkü şunu da unutmayalım, İmamoğlu bu sefer İstanbul'u belediye meclisiyle kazandı. Yani önünde bir engel kalmadı artık. Dolayısıyla bütçesini çok daha rahat yönetebilir, projeleri çok daha kolay hayata geçirebilir, belediye yönetimiyle ilgili kararları çok daha hızlı ve rahat çıkartabilir. Mesele ondan daha fazla bir şeymiş gibi geliyor bana. Erdoğan'la İmamoğlu'nun vereceği bir fotoğraf, hiç unutmayalım ki bu işlerde hocam benden çok daha iyidir ama AK Parti seçmeni kafasında ikisini denkleyen bir imgeye dönüşecektir ve bu ikisinin rekabetiyle ilgili de bir şey söyleyecektir. Çünkü İstanbul'da da öyle olmadı mı? Bütün uyarılara rağmen Cumhurbaşkanı bütün kabinesiyle İmamoğlu'nun karşısına çıkınca İmamoğlu'nun rakibi Murat Kurum olmaktan çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Dolayısıyla da İstanbul'da kazanan İmamoğlu ama kaybeden kim? Murat Kurum mu? Emin değilim çünkü Murat Kurum zaten ortada yok şu anda. Erdoğan biliyormuş ama kaybedeceğini. Bu da ilginç bir şey. Şu anda benim bir videom var. YouTube trendlerde 3. sıraya yükseldi. Hakan Bayrakçı ile bir yayın yaptım. Hakan anlattı. Dedi ki yani kamuoyunu açıklamasalar da AK Parti'ye araştırma yapan bütün şirketler doğru bulguyu buldular ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu aktardılar dedi. Dolayısıyla o gece seçime giderken de balkon konuşmasına giderken de sonucun bu olacağını Sayın Erdoğan biliyordu dedi. Mesela Betimar çok yakın bulgularla geçen seçimi bilen şirket AK Parti'ye araştırma yapıyordu. Olabilir yani. Hı-hı. Normal bir şey, her araştırma şirketi bir müşterisi var sonuçta. Fakat o gün saat 17'ye kadar kamuoyuna açıklama yapmadı. Sandıklar kapandığı anda sonuç açıkladı. Hepsi bulmasına rağmen kamusal alanda açıklama yapmamışlar. Ama buldukları her şeyi de hem kampanya ekibine hem de külliyeye rapor etmişler.